Herkese merhaba. Doçent Doktor Hakkı Öztürk ile yatırım hakkında sohbetlerimize başlıyoruz. Hoş geldiniz Hakkı hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Senin iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bundan böyle her salı Integral Forex TV ekranlarında değerli bilgilerinizi paylaşacağımız için çok mutluyuz. Hazırsanız başlayalım. Evet, ben de çok mutluyum. Integral FX TV'den herkese merhabalar, selamlar. Ben tabii kısaca kendimi tanı tanıtayım tanımayanlar için. E, Hakkı Öztürk ben. Bahçeşehir Üniversitesi'nde uluslararası finans bölümünde e, finans doktoriyeyim. Uzun yıllardan beri hem tabii akademisyen olarak e, hem de pratikte finans ve reel sektöre verdiğim işte eğitim hizmetleri danışmanlık hizmetleriyle finans sektöründe birebir içindeyim. Yani hem akademisyen olarak varım hem de pratik tarafta da varım. Integral FX TV'de yeni bir programa başlıyoruz. Programın ismi de yatırım hakkında. Bu program boyunca her hafta yatırım hakkında her şeyi anlatıp konuşacağız. İşte borsa, forex piyasaları, işte fixed income dediğimiz sabit getirili menkul kıymet piyasaları, emtia piyasaları olur. Bunlarla ilgili yatırım analizlerini yapacağız. Temel teknik analiz konu başlıkları altında yatırımcılara faydalı olmaya çalışacağım. Tabii önce biraz böyle işin teorisinden bahsedeceğim. Tabii finans biliminde finans bilimi teorinin pratikte aslında en fazla kullanıldığı bilim dalı. Dolayısıyla bir teoriden bahsedeceğim kısaca ama ondan sonra en önemli şey bunun nasıl pratikte uygulanacağını göstermek. Sonra da pratik uygulamaları göstereceğim e, teoriyi pratik uygulamalarla birleştiren aslında bir eğitim ve güncel konuları da işte ne varsa güncel konu güncel konuları da aktaran bir eğitim video serileri gibi düşünebilirsiniz tabii ki amaçta e, yatırımcıların finansal okuryazarlığın aktarılmasına destek olmakla birlikte tabii yatırımcıların finans piyasalarında işlerine yarayacak bilgileri hem de teori ve pratiği birleştirerek çok bu basit bir şekilde göstermek yatırımcılara faydalı olup yatırımları ile ilgili katkıda bulunmak ve yatırımlar hakkında programın ismi değil mi her şeyi anlatmak e, Tabii burada en önemli katkı aslında bizi buluşturan integral yatırımda integral forex tv'ye de çok teşekkür ediyoruz ve aslında ilk videomuzda bugün başlayalım e, aslında ilk video olarak. E, ee, tabii son zamanlarda Türkiye'de enflasyon çok arttı. Özellikle 2021 yılında uygulanan negatif reel faiz politikası var biliyorsunuz. Merkez Bankası faizleri aşağı çekti. Ondan sonra kur patladı, enflasyon patladı. Dolayısıyla kalanan bütün maruz kaldığımız, tüm halkın maruz kaldığı çok yüksek enflasyon var. Dolayısıyla çok yüksek enflasyon ortamında yatırımcılar yatırımlarını nasıl Yüksek enflasyona karşı koruyabilirler. Özellikle hisse senedi yatırımları enflasyona karşı koruyor mu korumuyor mu çok bir tartışmalı. Geçmişten günümüze borsa ve enflasyon arasındaki ilişkiyi hem teoride ne oluyor hem pratikte ne oluyor, ne olmuş grafikler üzerinde göstereceğim. Çok teşekkür ederiz. O zaman sizin de bahsettiğiniz gibi ilk konumuzda başlayalım. Enflasyon ve borsa arasında nasıl bir ilişki olması beklenir? Yüksek enflasyon ortamı hisse senedi getirilerini artırır mı yoksa azaltır mı hocam? Evet, şimdi e, tabii çok güncel ve önemli bir konu. Dediğim gibi tabii enflasyon aslında olmasaydı son 3 yılda maruz kaldığımız yüksek enflasyon o kadar önemli olmazdı. Yine önemliydi ama ama son 3 yılda çok ciddi yüksek enflasyon var Türkiye'de. Hala da devam ediyor ki önümüzdeki 1 bir, 1,5 bir yılda biz yüksek enflasyonla devam edeceğiz. E, her ne kadar para politikası sıkılaşmış olsa bile çünkü enflasyonu bir siz birden böyle işte birden yükselir enflasyon ama düşmesi öyle kolay olmuyor. Neyse şimdi o konulara girmeden önce önce bir defa teoride enflasyon ve hisse senetleri arasında nasıl bir ilişki olması beklenir ona bakalım. Sonra da da dünyada yapılmış ampirik akademik çalışmaların sonuçları ne değil mi? Onlara bakalım. Son olarak da Türkiye'de son 20-30 yıldır. Enflasyonla biz 100 endeksi arasındaki ilişkiyi grafiklerle ortaya koymaya çalışalım. Şimdi birincisi teori ne diyor onu anlatalım. Yani teorik olarak aslında enflasyon ile hisse senetleri getirileri açısından e, direkt olarak tam ve kesin bir teorik çerçeve olduğunu söylemek çok zor ama farklı teorik yaklaşımlar olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bunlar daha çok yapılan ampirik çalışmalarla yani nedir ampirik çalışmalar yani deneysel, geçmişe dayalı, gözlemsel çalışmalarla yapılan çalışmalar var. Arasındaki enflasyonla hisse senetleri arasındaki ilişkiyi ortaya ortaya koymaya çalışan. Ama en eski teorilere gider gidersek Fisher hipotezi aslında var. Aslında Fisher hipotezi hisse senedi işte getirileriyle enflasyon arasında pozitif bir ilişki olması bekler ve bunu ima eder. Aslında Fisher teorisi deyince herkes şöyle hatırlayabilir. Aslında Fisher teorisi nominal faiz oranları ile reel faiz ve enflasyon arasındaki ilişkiyi gösterir. Öyle değil mi? Yani nominal faiz oranı kabaca neye eşittir? Reel faiz artı beklenen enflasyon. Dolayısıyla beklenen enflasyon arttığı zaman değil mi bir ülkede faiz oranları da artmak durumunda kalıyor. İşte aynı Türkiye'de olduğu gibi istediği kadar Merkez Bankası faizleri düşürmeye çalışsın. Olmuyor. Yüksek enflasyon varsa, yüksek risk birimleri varsa enflasyonda yüksek oluyor. Bunu açıklar aslında Fisher teorisi ama daha genelleştirildikten sonra aslında hisse senedinin nominal getirilerinin de enflasyon arasında bir pozitif ilişkide olduğunu belirtiyor ve hisse senetlerindeki fiyat hareketlerinin enflasyon oranındaki enflasyondaki de gelişmelere karşı koruma sağlayabileceğini ifade ediyor Fisher teorisi. Bu birinci teorik yaklaşım. Çok eski tabii bu. İkinci teorik yaklaşım da aslında Fama tarafından ortaya atılan işte o da 1980, Fisher 1930'du galiba şimdi yanlış hatırlamıyorsam. Fama tarafından ortaya atılan e, proxy hipotezi var. Aslında Fama da diyor ki hemen kısaca tabii söyleyeyim. Yani enflasyonla diyor output arasında yani reel aktivite üretim arasında değil mi negatif bir ilişki olabilir diyor. E dolayısıyla output arasında üretim arasında da hisse senetleri getirisi arasında da bir pozitif ilişki olduğundan diyor. Ben diyor hisse senedi getirisiyle enflasyon arasında negatif bir ilişki gözlemlediğini belirtiyor Fama'da. E dolayısıyla bakın iki farklı teori var ikisi de farklı şeyi söylüyor. Fisher e, enflasyonla hisse senetleri arasında... Pozitif bir ilişki olması gerektiğini, hisse senetlerinin enflasyona karşı koruma sağlayabileceğini söylerken FAMA'da bunun tam tersini söylüyor. Farklı teorik yaklaşımlar var. Bir de mesela şöyle de bakabiliriz yani faiz oranları etkisinden dolayı bugün normal koşullar altında enflasyon arttığı zaman merkez bankalarının görevi tabii ki fiyat istikrarı. E dolayısıyla enflasyonu düşürmek enflasyon arttıktan sonra merkez bankaları enflasyonu düşürmek için tabii ki talep yönlü enflasyonu düşürmek için işte son ıı, Covid'den sonra pandemiden sonra tüm dünyada oldu. Türkiye hariç bütün enflasyonu artınca bütün merkez bankaları faizleri yükseltti. Dolayısıyla merkez bankalarının faizleri yükseltmesi aslında ne oluyor? Yüksek faiz oranları işte sabit getirdi değil mi? Tahvil bona mevduat gibi alternatif yatırım araçlarını hisse senetlerine göre daha öne çıkartabiliyor. Dolayısıyla hisse senetli piyasalarına talebi azaltıyor. Aynı zamanda diğer değişkenler sabitken yani faizlerin yükselmesi şirketlerin hem borçlanma maliyetlerini hem öz sermaye maliyetlerini arttırıyor dolayısıyla işte bu cost of capital dediğimiz ağırlıklı ortalama sermaye maliyetleri de artıyor şirketlerin. Dolayısıyla bu da sermaye maliyetleri artarsa şirketlerin değerlerinin ne olması bekleniyor? Düşmesi bekleniyor. Dolayısıyla bakın farklı <laughs> birbirinden farklı teorik yaklaşımlar ortaya koyduk. Ama basit olarak düşündüğümüzde de şöyle de düşünebiliriz. Yani çok basit olarak ya işte Türkiye'de ne oldu? Son işte 3 yılda enflasyon yükseldi. Patatesin kilosu işte 10 liradan 20 liraya çıktı veya 5 liradan 20 liraya çıktı. Yani hisse nominal fiyat bunlar. E dolayısıyla hisse fiyatı patates 10 liradan 20 liraya çıktıysa hisse senedi fiyatı da nominal. O da 20 liradan 40 TL'ye çıkabilir. Çıkması beklenebilir. Yani niye önceden işte patatesin kilosu 10 TL ise hisse 20 TL ise 2 kilo patates alıyor bir hisse senedi. E ondan sonra da normal koşullar altında yani her şey aynıyken yine bir hisse senedinin e 2 kilo patates alması beklenebilir. Patates 20 olursa hissede o zaman %100 artık 40 TL olabilir. Bu böyle düşünebiliriz tabii ki. E veya basit olarak enflasyon yükseldiğinde ne oluyor? Şirketlerin sahip olduğu nasıl işte ne dedik gayrimenkulleri olanlar değil mi? Veya önceden gayrimenkul alanlar gayrimenkul fiyatları çok arttı. E şirketlerin sahip oldukları da ne var? Demirbaşlar var, taşınmazlar var, gayrimenkuller var, duran varlıkları var. E duran varlıkların da değeri yükseliyor şirketlerin. Binası var, arazisi var. 10 milyonsa değeri 30 milyon oluyor, 40 milyon oluyor. E dolayısıyla şirketin duran varlıklarının değerinin artması dolayısıyla hisse fiyatına da değil mi? Borsa fiyatına da değer artıyor. Dolayısıyla olumlu yönde etkileyebilir Bir de tabii e, bu tabii bilanço tarafında bir de gelir tablosu tarafında etkisi olabilir basitçe baktığımız zaman. Tabii ki enflasyonist ortamda şirketlerin maliyetleri artıyor ama e şirketler de bunu tabii haliyle ürün fiyatlarına yansıtıyorlar. Dolayısıyla yüksek enflasyonda şirketler eğer ta talep aynı kalırsa fiyatlar yükseleceğinden dolayısıyla satış fiyatları artıyor. Dolayısıyla şirketin cirosu artıyor. Dolayısıyla karlılıkları ne olabilir? Yükselebilir. Tabii ki bunlar nominal karlılıklar. Yani hep söylüyoruz önemli olan reel karlılık. Ama basitçe düşündüğümüzde de enflasyon hisse fiyatları üzerine değil mi? Enflasyonun pozitif etkisi olması beklenebilir gibi düşünüyoruz. Basitçe düşündüğümüzde ama, ama her zaman işte yani enflasyondan hisse senetleri bakalım her zaman enflasyondan e, arındırılmış e, reel getiri yani enflasyondan daha yüksek getiri reel getiri sağlıyor mu hisse senetleri aslında bu tabii şartlar ve konjonktüre göre nasıl e, değişir yıllar itibariyle incelemek lazım yani yine baktığınız zaman bir hisse senedinin değerini bulduğunuz zaman işte bu DCF dediğimiz iskonto edilmiş nakit akımlarına göre aslında 3 tane girdi var. Bakın çok kolay bunları daha detaylı sonra anlatırım videolarda ama birincisi şirketin yaratması beklenen serbest nakit akımları. Şimdi çok tabii teorisine girmiyorum ama bunları şirketin yaratması gereken serbest nakit akımlarını işte kabaca faaliyet karları var şirketlerin veya FAVÖK rakamları. Tabii FAVÖK rakamları bir nevi serbest nakit akımı yaratma kapasitelerini gösterebilir. Yani şirket ne kadar nakit akımı yaratıyor değil mi? Eğer daha çok nakit akımı yaratıyorsa ne olabilir? E, daha yüksek değer beklersiniz. Büyüme büyüme pozitif etkilidir hisse değerini için. Ve aynı zamanda sermaye maliyeti. Üç tane değer var. Sermaye maliyeti artarsa da hem hisse değerinin düşmesini beklersiniz. Şimdi dolayısıyla bakın üç değer var. Enflasyonun artması üç faktör var. Bunları nasıl etkileyecek aslında? Çok temel soru bu. Enflasyon arttığı zaman normal koşullar altında, tabii şimdi Türkiye'yi başka bir yere koyalım da en son uygulanan negatif reaz, faiz politikasından dolayı. E ne oluyor? Faizler yükseliyor. Mer Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmek için talep enflasyonuyla faizleri arttırıyor. Dolayısıyla şirketlerin borçlanma maliyeti artıyor. Öf sermaye maliyeti artıyor. Dolayısıyla sermaye maliyeti artıyor. Sermaye maliyetinin artması demek aslında değer açısından olumsuz bir şey. Değeri aşağı çeker ama diğer değişkenler sabitken. Öte yandan yüksek enflasyondan dolayı şirket daha fazla serbest nakit akımı yaratıyorsa faaliyet karlılığı artıyorsa, karlılığı artıyorsa e, o da o zaman pozitif eee etkileyecek hisse değerini. Dolayısıyla yani enflasyonun artması hisse değeri açısından farklı etkilere ne yapabilir? Ee, söz farklı etkileri olabilir enflasyonun artması hisse değeri açısından. E zaten teoriye baktığınız zaman da teoride de iki türlü yaklaşım var. E aynı zamanda ampirik çalışmalara da şimdi bakarız. Ampirik çalışmalarda aslında çok temelde farklı etkileri olduğunu söylüyor Teşekkür ederim hocam. Enflasyonla hisse getirileri arasındaki ilişkiyi incelemek adına sizin de bahsettiğiniz ampirik çalışmalar neyi gösteriyor? Biraz daha açabilir misiniz? Yani ampirik çalışma aslında ne demek değil mi? Geçmiş yıllarda bakıyorsunuz deneysel çalışmalar, gözlemsel çalışmalar. işte geçmiş yıllardaki enflasyon oranlarıyla işte hisse senetleri, endeksleri veya işte hisse senedi fiyatları arasında nasıl bir ilişki var? Tabii bunun için bir ekonometrik model kurmanız lazım. Geçmişe dayanan gözlemsel, deneysel çalışmalar. Tabii birçok ampirik çalışma yapılmış. Hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde. Çok uzatmayayım. Aslında enflasyon ve hisse senedi getirileri arasında pozitif ilişki olduğunu söyleyen e, çalışmalar olduğu gibi negatif evet, ilişki olduğunu gösteren akademik makaleler de mevcut. E, mevcut. Yani istatistiksel olarak bazen anlamlı bir şey bulunmuyor, ilişki bulunmuyor veya kısa veya uzun döneme göre ilişkinin değiştiğini gösteren çalışmalar da var. Yani enflasyon ve hisse senedi piyasası arasındaki ilişki zaman içinde değişiyor. Amplik çalışmalarda ülkeden ülkeye farklılıklar gösteriyor. Ee, dolayısıyla her bir ülkede borsa endeksi ile enflasyon arasındaki ilişkinin farklı olduğunu gösteren. Farklı şeyler var, çalışmalar var. Zaten çok normal farklı çalışmaların olmasının nedeni çünkü enflasyon ile hisse senetleri arasındaki ilişki bakın karmaşık ve birçok faktöre bağlı. Yani o döneme göre uygulanan para ve maliye politikaları ne? Yüksek enflasyon var ama nasıl para politikası uygulanıyor? Beklentiler ne? Enflasyona dair beklentiler. Küresel konjonktür ne durumda? Küresel konjonktür... İşte diyelim ki gelişmekte olan ülkedesiniz. Gelişmekte olan ülkelerin lehine mi aleyhine mi? Daha birçok faktöre bağlı. Küresel ilişki iştahı ne durumda? Birçok faktöre bağlı. Ama yani basitçe şunu söyleyebiliriz. Yani 2021 yılında değil mi? Biliyorsunuz Türkiye yeni ekonomi modeli dedi. Tarihinde en yüksek aslında en düşük negatif reel faiz değil mi? Yani negatif reel enflasyon e, Merkez Bankası faiz yüzde sekiz buçuğa düştü. Enflasyon yüzde seksen Bakın yani böyle bir Türkiye tarihinde bu kadar e, düşük negatif reel faiz yok. Eksi negatif reel faiz. E ne oluyor böyle bir durumda? E, yatırımcı olarak ne yapacaksınız? TL'de kaldığın zaman satın alma gücünü yitiriyorsun. Enflasyonun altında getiriler, para kaybediyorsun. Ya gidip yatırımcılar dolar alıyor, sabit getiride kalsan kaybediyorsun veya gitti hisse senetleri piyasasına koştu. Emek TL'de kalmak isteyen yatırımcı ne yapsın? Mevduat faizleri işte o zaman 8 buçuğa düşürmüştü. Mevduat faizi 15, 20, 25'te %85 enflasyon var. E olmazsa böyle bir şey. Gitti herkes hisse senetleri aldı. E ne oldu tabii borsa patladı gitti. Ama şu anki durum tamam Aynı durum mu? Yine yüksek enflasyon var devam ediyoruz değil mi? 65 enflasyon. Haziran gibi yüzde %70 70'e çıkacak. Merkez Bankası'nın projeksiyonu da o yönde. Hala yüksek enflasyon var. Ama şu anki uygulanan para politikası daha farklı. Öyle değil mi? Şu an hemen hemen her ne kadar faizler yükseldi artık değil mi? Mevduat faizleri yüzde 50'ye çıktı. Merkez Bankası faizi yüzde %45 45'e çıkardı. Neredeyse beklenen enflasyona Ha, yetişmese bile çok az kaldı şu anki faizlerin. Dolayısıyla bir pozitif reel getiri, sabit getiri de olabilir. Dolayısıyla o zaman tabii ki farklı bu sene farklı etkileyebilir. Yani dolayısıyla böyle işte konuşmalar var zaten göstereceğim. Aa enflasyon yüksek, borsada enflasyon rallisi olur. E bu tabii her zaman doğru değil. Aslında bunu da ispat edip şimdi e, göstereceğim. Teşekkür ederim. Geçmiş yıllarda Borsa İstanbul'da hisse senetleri enflasyondan yüksek getiri sağlamış mı diye bakalım mı? Tamam bakalım yani enflasyondan yüksek getiri ne demek? Real getiri demek. Yani nedir bu? E, bugün e, hisse senedine yatırım yaptınız. E, %50 kazandım bir yılda. Enflasyonda da %50 olduysa aslında ben nominal %50 10 liraya aldım hisse senedini değil mi senedin? 15 liraya çıktı. %50 kazandım. E o yıl enflasyon da %50 olduysa benim %50 kazancım enflasyona gitti. Real olarak sıfır kazanç. Değil mi? Önemli olan real getiri. E, buna bakalım. Tabii şimdi burada her hisse bazında çok farklı sonuçlar olabilir. Çünkü normaldir, değil mi? İşte 500 tane hisse senedi var, 500'den fazla galiba en son. Halka yeni halka arzlar da oluyor borsa İstanbul'da. Şimdi tek tek tabi bütün hisseleri inceleyecek vaktimiz yok, değil mi? hep farklı sonuçlar olur. Enflasyonu çok yenen, ondan sonra daha az getiri getiren enflasyondan. Daha yüksek getiri getiren tonla hisse senetleri vardı. Biz neye bakacağız? Ortalama fiyatları gösteren endekslere bakacağız. Zaten endeksler bu yüzden kurulmuştur ki ortalama fiyatları göstersin diye. Tabii ki yoksa kimse endekse yatırım yapmıyor yani öyle değil mi? Ama endeks işte ortalama hisse senedinin fiyatlarını gösteriyor. Dolayısıyla tek tek 500 tane hisse senedine bakmayacağımız için ortalama hisse senedini gösteren neye bakacağız? Fiyatlara, e, endekslere bakacağız. Şimdi ben hemen bir şey yapayım bir grafik paylaşayım şurada bu grafik kısaca söyleyelim ne var bu grafikte İşte aynen bakın 1989 yılından beri 2023 sonuna kadar ne var 1989'dan 2023 sonuna kadar tüfe var öyle değil mi yani tüketici fiyat endeksi enflasyon ondan sonra da ne var biz yüzün ...getirileri var. Nominal getirileri var. Tamam mı? Ben bunu üçe ayırdım. Tamam mı? Birincisi... ...1989'da 2002 arası. Yani yüksek enflasyon dönemi. Bakın burada çok yüksek enflasyonlar var. Yüzde yüzün üstünde enflasyon var. 1989'da... ...2002 arası yüksek enflasyon dönemi. 2003'te 2020 arası düşük enflasyon dönemi ondan sonra 2021 ile 2023 arası tekrar yüksek enflasyon dönemi. Şimdi önce bakalım bakın 89'da 1989'da 2002 arası yüksek enflasyon döneminde enflasyon ortalaması %71 olmuş. Borsanın getirisi de nominal getirisi de BIST endeksinin nominal getirisi de %133 olmuş. Yani bu ne demek? Bakın 89'dan ama işte kaç yıl var? 2002'ye 2002'nin sonuna kadar ondan sonra ortalama %71 enflasyon varken borsa borsa ortalama BIST endeksi %133 getirmiş. Yani enflasyondan daha yüksek bir getiri var ortalama da ama uzun vadede. Öyle değil mi? Enflasyondan bayağı yüksek bir getiri var. Tamam, var ama mesela bakıyorum. Tamam. 89'da enflasyonun üstünde bir getiri var. Mesela 90 yılına bakayım. Yanlış görmüyorsam 90 yılında burada ee, tam valla şey e, ama görüyorum yüzde 60'ın üstünde yüzde 60 falan enflasyon var galiba getiri kaçmış enflasyon alt e, enflasyon altında bir getiri yüzde 50 galiba yanlış görmüyorsam yüzde 50 bir getiri var bakın görüyorsunuz enflasyon altında sonra mesela tekrar yüzde 71 enflasyon var yüzde 71 enflasyon var 91 yılında borsadaki getirdi 33 galiba bakın burada gözüküyor tam özür diliyorum gözlüklerimi değiştirmem lazım dolayısıyla dolayısıyla bakın şunu söylemek istiyorum yani burada gördüğünüz gibi uzun vadede ortalamada enflasyonun üstünde bir getiri olsa da değil mi senin yıllar itibariyle değil mi enflasyonun üstünde getiri sağladığı şeyler de olmuş Yıllar da olmuş borsanın enflasyonun altında getiri olduğu yıllar da olmuş. İşte bir tanesi 90, 91. Yani negatif reel getiri sağladığı yıllar da olmuş. Do tamam, uzun vadede reel getirisi var ama daha böyle yıl yıl baktığımız zaman yani bu her yıl borsa enflasyonun üzerinde getiri sağlayacak anlamında değil. Bazen bakın burada zaten borsanın nominal olarak düştüğü şeyler de var. E durumlar da var. Yani en son mesela burada yine gördüğünüz gibi mesela burada ne kadarmış? E, kaç senesi bu? 97 değil mi? 97'de yüzde yüz yüzde 99 enflasyon var yanlış görmüyorsam. E, getiri mesela daha yüksek olmuş doğru ondan sonra ama ondan sonra baktığım zaman 98 yılında yüzde 70 69 varken bu sefer borsa negatif getirmiş. Dolayısıyla yıllar bazında tek tek incelediğimizde Enflasyondan yüksek getiri de var, enflasyondan düşük getiri de var ama ortalama olarak daha yüksek getiri. Şimdi düşük enflasyonlu döneme bakalım. Yine aynı şeyi görüyoruz. Mesela burada 2003 ile 2020 arası bakın Türkiye'de enflasyon ortalaması olmuş. 2003 ile 2020 arası. İşte 2020'de %15'e çıktı. Bir işte bir de burada var. %20'lere çıkan e, on, 2018 yılında. Ondan sonra Merkez Bankası kontrol aldı. Ondan sonra saldı, gitti bakın. 2003 ile 2020 arası 10 enflasyon. Yine borsanın getirisi ne? Enflasyondan daha yüksek, değil mi? Ortalama getirisi 22. Ama yine tek tek yıl bazı reel getiri var uzun vadede. Ama tek tek baktığım zaman enflasyondan yüksek olduğu zamanlar da var borsanın getirsin işte burada görüyorum düşük olduğu zamanlar da var. Dolayısıyla e, her yıl e, illaki enflasyondan yüksek getirecek diye ne var bir şey yok. Bir de şuraya bakalım ha burayı göremiyorum. Bakın burada ondan sonra son işte mesela bunu yapalım. 2020 20, pardon 21, 22, 23 %55 enflasyon ortalamada. E, ortalamayı da yine 3 yılda Getiri borsanın getirisi, yüz endeksinin getirisi enflasyondan daha yüksek %86. E mesela değil mi biliyoruz 2022'de işte %65 enflasyon varken kabaca e, değil mi %196 getiri var e, Borsa İstanbul'da çok yüksek. Ama geçen sene 2023'te yine %65 enflasyon var. Bak yine yani reel getiri yok. %35 nominal getiri var. Tabii ki tek tek anlattım hisse senetlerinde çok farklı ama burada 500 tane hisse senedine bakacak şeyimiz yok değil mi vaktimiz yok dolayısıyla yani uzun vadeyle baktığımız zaman enflasyondan daha yüksek genelde getirinin olduğunu görüyoruz borsa İstanbul'da real getirinin olduğunu görüyoruz enflasyondan daha yüksek ama yıl yıl bakıldığında enflasyondan daha yüksek getiri sağladığı zaman da var enflasyondan daha düşük getiri sağladığı zaman da var Evet şimdi e, şeye de bakalım. Yani baktık ama mesela burada da bu grafiğe de bakalım. bi̇s getiri endeksi var burada da. Niye getiri endeksi var? Getiri endeksi demin bi̇s endeksi vardı. Tabi temettüleri içermiyordu. Getiri endeksi tabi temettü getirisi de var şirketlerin. Temettüleri de içeriyor. Dolayısıyla bi̇s getiri endeksiyle eee getiri endeksinin yıllık reel getirileri bakın enflasyondan arındırılmış getirileri var tekrar tek tek 2004 yılından beri 2023 yılına kadar son 20 yılda var bakın şimdi mesela ben bu son 20 yılda baktığım zaman galiba 8 yıl negatif iler getirmişler tek tek 1 sayayım bir daha 2 3 4 5 bir daha sayalım 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 8 yıl negatif reel getiri olmuş. Son 20 yılda 12 yılda pozitif reel getiri olmuş. Öyle değil mi? Dolayısıyla enflasyondan daha düşük getiri olmuş 8 yıl. En sonunda 2023 işte. 12 yılda pozitif reel getiri olmuş. Ve aynı zamanda mesela burada baktığım zaman en fazla üst üste 2 yıl. Hiç 3 yıl pozitif reel getiri olmamış. Bakın 2 yıl olmuş sonra negatif olmuş. En fazla 2 yıl pozitif reel getiri olmuş iki yıl olmuş negatif olmuş öyle değil mi ne, e, ne pozitif real getir en fazla iki yıl olmuş üst üste üç yıl pozitif real getirdi olmamış aynı zamanda neyi görüyorum burada e, iki yıl üst üste negatif real getirdi olmamış bakın bir yıl negatif real getir olduktan sonra pozitife dönmüş bir yıl negatif real getir olmuş pozitife dönmüş bir yıl negatif real getir olmuş pozitife dönmüş dolayısıyla e, şunu söyleyebiliriz son 20 yılda e, biz yüz getiri endeksinin 12 yıl pozitif reel getirip yani enflasyondan daha yüksek reel getiri 8 yılda enflasyondan daha düşük yani negatif reel getiri olmuş 3 3, 3, 3, 3, yıl üst üste pozitif reel getiri olmamış 2 yıl üst üste de negatif reel getiri ne olmuş olmamış onu söyleyebiliriz. Teşekkür ederim hocam. Son olarak BIST 100 endeksini enflasyonu ve doları uzun vadeli karşılaştırırsak hangisinin öne çıktığını görürüz. Ona da bakabilir miyiz? E, tabii bakalım. Buna da e, grafikler üstünden bakalım. İşte yine Borsa İstanbul geldi galiba ekranım Borsa İstanbul'un yine getire endeksi var. Uzun vade olduğu için temettüler önemli. Öyle değil mi? Her yıl temettü ödünüyor. Temettüleri de hesaba katmak lazım. Biz hep baktığımız işte BIST 100ün fiyat endeksi var, değil mi? İşte şu an e, 9000 altına geldi, geldi endeks galiba. Neyse getiri endeksine bakıyorum ki temettüler de dahil. Bir, e, bir yüz getiri endeksi, bir dolar TL ve tüfe var. Şimdi mesela 2015 yılından beri bakıyorum. Bak 2015 yılından beri işte kaç sene var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yıl var değil mi? 2015, 2023 tam 9 yıl var. 9 yıla baktığım zaman dolar TL tabii faiz yok. Doların artışı yüzde 1109 yüzde 1109 biz yüz getiri endeksinin artışı yüzde 984 enflasyonun artışı da yüzde 642 yani mesela son 2015 yılından beri aslında tabii ve bu söyleniyor tabii hepimiz biliyoruz bunu yani hisse bazında çok farklı şeyler oluyor 4-5 katına çıkan bunu sollayan hisse senetleri var ama çok kötü giden hisse senetleri de var. Mecbur endekse bakıyoruz. Daha tekrar edeyim. 500 tane hisse senetine tek tek bakamayacağımız için ortalama fiyatlara bakıyoruz. Ama 2015'ten 2023'ün sonuna kadar e, dolar aslında biz yüz getiri endeksinden daha iyi. E, i̇kisi enflasyondan ikisi de çok daha iyi. Yani dolayısıyla ki Dolar TL'ye baktığım zaman ki burada fa yani dolarınızı tabi boşta tutmayacaksınız faizle kazanabilirsiniz doların getirisi çok daha fazla ama borsayı da yenmiş dolar tüfeği de yenmiş ama bu ne yani de mesela şuna bakayım şunu da çok net görüyorum yani şimdi e, son e, 9 yılda 2015'ten 2023'e e, borsanın getirisi %984 dolar işte kaç e, 642 olmuş. Tamam da e bak ama aslında bu beyaz çizgi neyi gösteriyor? Getiri endeksi. Sarı neyi gösteriyor? E, tüfeyi tüfeği gösteriyor. Şimdi tamam tüfeği çok geçmiş ama ama baktığım zaman beyazın bak görüyorsunuz değil mi? Sarının altında olduğu zamanlar da var çok. 2015'i başlangıç yılı alırsan bak beyaz bazı zamanlar hatta çoğu zaman sarının altında enflasyonun altında bak. Öyle değil mi? Ne zaman işte esas çıkış nereden başlıyor? İşte 2020, 2021'den sonra bak yakalıyor. Bak 2015'ten alırsam hikayeyi. Ve bak beyaz hep altta sarının altında genelde. Burada arada üste çıkıyor. Yani sarı ne? Enflasyon getirisinden daha az. Öyle değil mi? Bakın görüyorsunuz. Ne zaman ki 2021'den sonra çıkıyor. Değil mi? Dolayısıyla borsanın enflasyonu uzun vadede baktığım zaman kümülatif enflasyonun altında getirdiği zamanlar da var. Yani aslında bu neyi gösteriyor? Şimdi ben tarihi değişirsem hepsi değiştirir, değişir bunları değiştireceğim. Yani ne zaman aldığın, nerede aldığın, vadesi periyoda göre hepsi değişir. E 2015 bakayım. Diye de bunu 2020 yapayım. Ve ben 2020 yıla baktığım zaman da evet en yüksek getiri 2020-2023. Yani son e, 20 de daha yılda son 4 yıl değil mi? 2020, 21, 22, 23. Son 4 yılda baktığım zaman borsanın getirisi kaç? Yüzde 500 yani yanlış okuyorsam artık şey yapmayayım 98. Yani yüzde 600 civar. Tamam ben göremiyorum vallahi senin gözlükli sen görüyorsun. Ben hemen acil gözlüklerimi değiştiriyorum. Yüzde 598, yüzde 600 e, e, şeyin endeksin getirisi. Getiri, biz 100 getiri endeksini. Doların getirisi yüzde yeşil olan doları gösteriyor 394 enflasyon da 316 316 dolayısıyla mesela 2020'den aldığım zaman da borsa hepsini yenmiş gözüküyor dolayısıyla burada nereden baktığın öyle değil mi ondan sonra e, hangi periyoda aldın e, bunlar hepsi değiştirir e, hangi periyoda aldın borsaya hangi fiyattan girdiğin öyle değil mi? Ee, senin getirini değiştirecektir hem nominal getirinin hem reel getirinin dolayısıyla enflasyona göre ne kadar getiri sağladığını değiştirecektir yani sonuçta aslında ben işi çok fazla uzatmayayım bayağı da konuştum bir defa şunu bir defa söyleyelim çünkü çok konuşuluyor piyasada şimdi teoriyi anlattık pratiği gösterdik değil mi teori ne diyor pratik ne diyor şimdi işin sonucuna gelelim yatırımcılar işin sonucuna yani hep piyasada konuşuluyor sosyal medyada duyuyoruz şurada burada duyuyoruz ama Enflasyon yüksek enflasyon rallisi var değil mi? Hep konuşuluyor borsada enflasyon rallisi oldu. Enflasyon yüksek olursa borsada yukarı gider falan. İşte bu her zaman öyle olmuyor. Hem teorik olarak gösterdik işte belli teorik yaklaşımları hem de pratik olarak yükseldik. Bu olabilir de olmayabilir de. Yani niye olabilir de olmayabilir de? O anki uygulanan para politikaları, maliye politikalarına bağlı, beklentilere bağlı öyle değil mi? küresel konjonktüre bağlı, risk iştahına bağlı, her şeye bağlı. Ama tabii ki 2021 e, yılında uygulanan işte tarihi düşük negatif reel faiz olursa TL'de öyle değil mi? Öyle bir politika uygulanırsa Merkez Bankası ya e, tabii o zaman borsa gider. Ama mesela 2024 için değil mi şu anda artık yavaş yavaş ne oldu? E, faizler yüz, Merkez Bankası %45'e çıkardı. Mevduat faizleri yüzde %50. Belki Merkez Bankası seçimlerden sonra biraz daha faiz artışı bekleniyor. Öyle değil mi? Haftaya da faiz artışı var. E şey faiz, PPK toplantısı var. E dolayısıyla faizler %50. elli. enflasyon da önümüzdeki yıl en iyi ihtimalle işte 45-50 arası olsa belki mevduat faizleri biraz daha yukarı çıkacak. Yani hafif hafif pozitif reel faize geldik. Yani 2021'deki bir örnek vermek için 2022'deki koşullar yok. Orada tarihi düşük negatif reel faiz vardı. Dolayısıyla buna da dikkat etmek lazım. Yani öyle her zaman işte gösterdim. Enflasyon yüksek borsada yukarı gider. Enflasyon rallisi olur diye kesin bir şey yok. Bunun hem teori hem pratik olarak anlattık. Bir de en son çok konuştum onu söyleyeyim. Kısaca ee, yani yüksek enflasyon ortamında mesela o da konuşuluyor. Hangi sektörler e, şeye çıkabilir, öne çıkabilir değil mi? Hı hı. Nedir bunlar? Tabii herkesin bildiği üzere fiyatlama gücü yüksek olan e, enflasyonunu değil mi? Hemen fiyatlarını etiketlerine yansıtabilecek sektörler e, daha öne çıkabilir. E, tabii talep düşüşü de pek e, olması beklenmeyen ne olabilir bunlar da mesela? Değil mi? Perakendecilik sektörü, özellikle gıda perakendeciliği. Öyle değil mi? İçecek sektörü olabilir. Belki havacılık sektörde. de bir miktar öyle çıkabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Selamlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.